360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak Olsun Evde Kal özel bölümünden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarımla birlikte stüdyomuzdaki yerimizi aldık efendim. Heyecanla, keyifle yarışma zamanını bekliyorduk. Sanıyorum ki ilk yarışmacım hazır. Sizler de hazırsanız eğer hadi bakalım başlayalım Maksat Yarışmak Olsun'da. Bakalım bugün neler olacak. İlk yarışmacım geliyor efendim. Bir küçük hanımefendi var galiba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Bahar Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim. Böyle küçük hanımın önünde bir ork mu görüyorum? Piyano mu? Evet. Peki şahane. Yoksa bana bir sürpriz mi var orada? Aynen. Ben göreyim o zaman sürpriz neymiş. Bu şarkıyı Manisa'daki anneannemle sizin için çalayım ben. Teşekkür ederim. Yanlış bir şarkı söyledim. Böyle bir enerji kattın bizlere. Güzel bir dinleti yaptın. Seni tanıyalım. Adın ne? İpek Sare. İpek Sare. Kaç yıldır çalıyorsun bakalım? 3,5 yaşından beri çalıyorum. Biraz ara verdim. Sonrasında 6 yaşında yine başladım. Oh, iyi yapmışsın vallahi. Müzik ruhun gıdasıdır İpek'cim. İnşallah hiç bırakmazsın. Hayatın boyunca da böyle güzel bir meşgalen olur. İnşallah. Peki Bahar annem, ablası. Annemizden geldi cevap. Efendim sizi tanıyalım. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Elif Şevik. Sınıf öğretmeniyim. Şanlıurfa'dan katılıyoruz. Aa, Urfa'ya bağlandık sayenizde. Urfa'da havalar nasıl? Urfa'da sıcak. Havalar sıcak. Bir hayli sıcak. Basmıştır oralara sıcaklar. Aynen. Sonra tekrar başladı. Peki Covid ne durumda Urfa'da? Urfa'da bir ara bayağı sıkı önlemler vardı. Şu an biraz daha gevşeme aşamasındalar. Ama biz yine evde duruyoruz, çıkmıyoruz. En iyisini yapıyorsunuz efendim. Gevşememek lazım. Çünkü gevşersek tam ne güzel bitiriyoruz derken maalesef bu Covid tekrar ortaya çıkabilir ve rakamlar yükselebilir. O yüzden bu sıfırlanana kadar yetkililerin tüm söylediklerine uymak gerekiyor. Bizler de bir kez daha buradan hatırlatmış olalım. Lütfen sıcakları bahane edip sokaklara çıkmayın efendim. Mümkün mertebe tabii ki. İşiniz gücünüz olmadığı sürece gezmek için bir süre çıkmamakta fayda var diye düşünüyorum. Ve öğretmenim yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım. Çok bakalım heyecanlıyım. Neler olacak? Heyecanı atarız inşallah. Bildiğiniz yerlerden gelir inşallah. İlk sorum şu. Gelip geçici, çabuk yatışan, çabuk sona eren şeyler ne alevine benzetilir? Saman alevi mi? Saman alevi doğru cevap. Tebrik ediyorum sizi efendim. Alkışlayın kendinize. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Peki, geçiyorum bir diğer soruya. Hayvanlarla aranız nasıl? Yani kızımın daha iyidir. Ben biraz ürkerim ama kızım daha çok sever. Ben peki, karşıdan. Peki siz uzaktan uzağa. Efendim aynen. Sorum şu. Hayvanların ayağına nal çakan kişiler hangi isimle anılır? Demirci. Nalbant. Nalbant doğru cevap. Bir nevi demirci sayılır İpek'cim. Tebrik ediyorum. Efendim ikinci soruyu da geride bırakıyoruz. Son soruya geçeceğim. Son sorum da bir türküden. Türkülerle aranız nasıl? Biraz müzikle İpek vasıtasıyla aşırı neşir olduk. Aha. Umarım bildiğimiz yerden gelir. Peki, son soruda birazcık korktuk açıkçası. Şimdiden şunun sözünü alabilir miyim? Doğru cevabı verirseniz eğer
O türküden böyle bir kuple bizim için söylersiniz. Anlaştık mı? Eğer biliyorsam tamam. Söylerim. Sözümü aldım efendim. Son sorum da şudur. Bir ismi de Niksar'ın fidanları olan türkü hangisidir? Dilimin ucuna kadar geliyor. O fidanlar neydi ya? Ya ezgisini hatırladım. Başka ipucu yok diyor. Yönetmenim kulağıma. Siz oradan duymuyorsunuz ama yönetmenim yeter Bahar. Başka ipucu yok diyor. Ne olabilir? Bayağı da mırıldandım yani. Evet söylediniz. Aslında ezgisini de çıkardım. Dinlediğim yani. Ama benim söylediğim kısımda türkünün diğer adı var işte. Oy verin dağları mı diyor? Ne diyor? Efendim 5'ten geri üzülerek sayıyorum. 5. 4. Tekrardan o kısmı alabilir miyim? 3. 2. 1. Efendim üzülerek söylüyorum doğru cevabı. Kalenin bedenleri olacaktı. Yani aslında dinlediğim bir türküydü. Olsun. Maksat yarışmaktı. Artık. Renk kattınız. İpek'cim ne diyeceksin? Söyle. Teşekkür ediyoruz bize bu şansı tanıdığınız için. Ne demek, biz teşekkür ederiz efendim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın, maksat yarışmak olsun. Efendim Şanlıurfa'ya selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Maksat yarışmakta ailemiz bilemedi. Bakalım sıradaki yarışmacım sorularıma doğru cevabı verebilecek mi? Merhabalar. Merhabalar. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım. İsmim Miraç. İzmir Ala'dan katılıyoruz. Ne güzel. Güzel İzmir'e selamlar olsun Miraç Bey sizin vesilenizle. Bizden de selam olsun. Hanımefendiyi de tanıyalım. İsmim Aygül. Ala'dan katılıyoruz. Peki Aygül Hanım biraz heyecanlı mısınız sanki? İlk defa. Ne güzel, güzel bir anınız kalır efendim. Kaç yıllık evlisiniz? Evet. 2,5 oldu şu anda. 2,5 ne güzel efendim. Ben evet, yanlış... Bir tane bebek bekliyorum. Evet onu soracaktım. Ben yanlış görüyor da olabilirim diyecektim. Kaç aylık bebiş? Az kaldı doğuma. Haziran'ın ortası sonu gibi nasipse. Ay Allah sağlıklı sıhhatle kucağınıza almayı nasip etsin. Teşekkür ederiz. Nedir? Erkek. İsim belirlediniz mi? Evet. Evet. Ne Karan olacak? Karan. Karan. Kaan. Evet. Hangisi? Duyamadım. Karan. 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 Evet. Peki. Hakikaten son yıllarda da biraz böyle moda olan evet, bir isim. Karan. Hoş da bir isim. İnşallah efendim evet, en kısa zamanda kucağınıza alırsınız sağlıkla sadece. Ona İnşallah, da böyle güzel bir anı olmuş olur bugün diyelim. Evet, evet, onun şansına katıldım. Peki, şahanesiniz. Evet. Aynı anda söylemiş olduk. Kim yarışacak benimle? Hanımefendiniz siz mi? Ben yarışacağım. Peki, bakalım neler olacak efendim. İlk sorum geliyor size. Çok evet, sevilen türkümüzde manda hangi ağacın dalına yuva yapmıştır? Söğüt. Söğüt doğru cevap. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Bir parça söyler misiniz bize? Ya pek bildiğim bir şarkı değildir. Peki hemen böyle kıvırtıyoruz. Teşvikte hata almaz. Hemen söylememek için aslında ben çok bilmiyorum şarkıyı diye. Peki efendim. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hiç böyle dost meclislerinde falan da şarkı söylemez misiniz? Söyler aslında gitar çok falan da çok eskiden lise zamanlarında söylemiştim. Beyefendi, hanımefendi vallahi sizi ele verdi. Gitar falan da çalıyor diyor bir de. Bıraktı. Peki efendim, ısrar etmeyeceğim. Geçiyorum bir diğer soruya, o da şudur. Birine itimat etmek ne demektir? Güvenmek. Güvenmek doğru cevap, tebrik ediyorum. İkinci soru da hızla geride kalıyor efendim. Bağlantıyı nereden gerçekleştiriyordunuz?
şu an Ala'dayız, salondayız. Ha, doğru, İzmir'de demiştiniz. Çok pardon, ben evet, unuttum. Evet, İzmir Ala'dan. Affedersiniz, İzmir'in nesi meşhur diye soracağım ama artık biliyoruz hepimiz. Ama siz yine de söyleyin. Her şey meşhur aslında ya. Hani çiğ boyozu. Çiğdemi, gevreği, çiğdemi. Boyozu. Kızı. Kızları. Tabii hanımefendi çok doğru yerden girdi. Doğru, İzmir'in kızları. Bir Sezen Aksu şarkısı çok da vardı böyle başlayan hatta. Peki şahanesiniz. Aynen. Son soru zamanı. Son sorum da şu, Türk filminden geliyor. Türk filmleriyle aranız nasıl? Güzel. Eski filmleri sürekli izleriz. Tamam. Severek süper. İzleriz. İnşallah gittiğimiz yerden gelir. O zaman bileceksiniz. Selvi Boylu mu Al Yazmalım filmindeki çocuk karakterin adı neydi? Samet. Hanımefendi söylüyor. Duyuyorum ben. Samet. Fısıldıyor. Samet doğru cevap. Tebrik ederim. Ama hanımefendi o kadar güzel söyledi ki hiç istifini bozmadan. Samet. Bu şekilde böyle Samet. Duyduk efendim, duyduk. Ailecek yarıştınız. Karan için yarıştınız. 3'te 3 yaptınız efendim. Market çekim şu an için. Burada bende ama sizlere geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Efendim. Teşekkür ederim. Karan'ı da inşallah doğduğu zaman bizim için öpün olur mu? İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere sevgiler. Efendim İstanbul'dan, stüdyolarımızdan İzmir'e kadar bir gittik, geri döndük. Tatlı ailemizi 3'te 3 yaptı. Market çekini bizden kazandı. Bakalım sıradaki yarışmacım nereden bağlanacak? 360 ekranına hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim Bahar Hanım. Siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. İsmim Fidel. Mardin'de yaşıyorum. Ne güzel. Yarışmanızı sürekli izliyordum. Mola zamanlarında denk geliyordum. Covid vasıtasıyla canlı yayın yapmanız bizim için bir şans oldu. Normalde biliyorsunuz hep İstanbul'dan yayın yapıyorsunuz. İstanbul'dan yapıyoruz. Yavaş yavaş gezmeye başladık ama henüz Mardin'e gelememiştik. Yollarımız efendim şu an benim için stüdyoda, sizin için artık nerede oluyorsanız Mardin'de kesişmiş oldu. Evet, aynen. Mardin hakikaten kültürler beşiği diye geçiyor. Benim de çok çok gelmek istediğim bir yer. Hatta şöyle söyleyeyim size, Türkiye'de ilk nereyi gezmek istiyorsun diye sorsalar şu an ilk önceliğim Mardin. Çok merak ediyorum oraları. Bize biraz böyle Mardin'i anlatır mısınız? Memleketimiz çok güzel. Buyurun, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Sizi misafir ederiz. Çok naziksiniz. Şöyle söyleyeyim, nüfusuna, yüz ölçümüne göre en fazla turist alan yerlerden biri. Hı hı. Bir sürü uygarlığın bir arada yaşadığı yer. Hepsinin de izleri hala sürmekte devam ediyor. Mardin'de yakın zamana kadar da aktif olan Deyrü Zaferan Manastırı vardı. Hı hı. Özellikle oraya turistler çok fazla geliyor. Eski Mardin'de bir sürü tarihi konak, tarihi çarşısı, hani gezip görebileceğiniz bir sürü yer var. Peki, yine son 5-10 yıldır keşfedilen Dara harabeleri var. Hı hı. Yani anlata bitiremem, bir sürü yeri var. Öyle hakikaten söyleyeyim. Öyle gidenlerden de uzun uzadıya dinliyorum ben. Eminim izleyicilerim arasından da merak edenler vardı. Sayenizde biraz böyle nerelere gidilir, ne yapılır, böyle kendi kafamıza küçük notlar almış olduk. Hazırsanız eğer yarışmaya başlayalım mı? Hazırım. Biraz heyecanlıyım. En büyük korkum ilk sorudan elenmek. Yok yok, bu korku zaman zaman oluyor yarışmacılarımla. Hiç korkmayın efendim, ben yardımcı olacağım. Hazırsanız geliyor ilk sorum. Telefonlarda hangi ulaşım aracının adıyla anılan bir seçenek vardır? Telefonu o moda alırsak eğer internet kesilir, bağlantı kopar, ne uçak. Modu? Uçak. Doğru cevap. Alkışlayın kendinizi. İlk soruda elenmediniz. İlk soruya doğru cevap verdiniz efendim. Geçiyorum. Şu an mutluyum. Mutluyuz, tamam. İnşallah bu mutluluğumuz devam eder yarışma boyunca. İkinci sorum şu. İşini yaparken hızar kullanan birinin mesleği ne olabilir? Oduncu. Ne diyoruz biz odunla ilgilenenlere de böyle? Marangoz. Marangoz doğru cevaptı efendim. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Tebrik ediyorum size. Siz orada ne işle meşgulsünüz?
Ben sağlıkçıyım. Efendim? Sağlıkçıyım. Sesiniz gitti, duyamadım. Tekrar rica edeceğim. Sağlık personeliyim. Sağlık personelisiniz. Peki o zaman size şunu da soralım. Mardin'de durumlar nedir COVID ile ilgili? Mardin'de şu anda gayet güzel gidiyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da kontrol altında. Bizim de takipli hastalarımız var. Buradan sizin vasıtanızla şu mesajı da verelim. Buyurun. Lütfen salmayalım, gevşemeyelim. Biliyorsunuz bütün dünyaya yayıldı, evet. Devam ediyor risk. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın da dediği gibi sosyal mesafe, sosyal mesafe, sosyal mesafe. Kesinlikle. Yani maskesiz dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Biraz daha dişimizi sıkarsak yakın zamanda daha güzel olacaktır inşallah. Çok doğru söylediniz. Bizler de sizin aracılığınızla bir kez daha tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Çünkü sizler olmasaydınız, bu kadar fedakarca çalışmasaydınız belki de bizler bu günleri görememiş olacaktık. Hastalıklara kapılacaktık ve bu kadar hızlı bir gelişim kaydedilmeyecekti. Hakikaten canla başla çalıştınız. Çok teşekkür ederiz o fedakarlıklarınız için. Bizler de teşekkür ederiz. Bu bir ekip işi biliyorsunuz. Hı hı. Burada tüm ülke tek yürek oldu. Herkes elini taşın altına koydu. Herkes elinden geleni yaptı ve bunun olumlu sonuçlarını da görüyoruz. Biliyorsunuz dünyada bu kadar kısa sürede kontrol altına alan, bu kadar güzel yönetilen bir süreç daha ben bilmiyorum yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Hakikaten dünyanın devi dediğimiz ülkelerin bugün COVID-19'la başları ciddi şekilde belada. Ülke nüfuslarının çok büyük oranı bu hastalığa yakalanmış durumda, bu virüse yakalanmış durumda. O yüzden bizler bu noktada birleştik, tek yürek olduk. Devlet büyüklerimizin sözlerini dinledik, temasla dikkat ettik ve çok şükür bugünlere geldik. İnşallah ilerleyen günler hepimiz için daha hayırlı olur, daha aydınlık olur diyeyim. Ve son soruya geçeyim efendim. Son sorum da şudur. Sessiz filmleriyle sinema tarihinde çok önemli bir yeri olan Charlot adıyla da bilinen sanatçı kimdir? Soruyu tam anlayamadım. Tekrar edeyim efendim. Sessiz filmleriyle sinema tarihinde çok önemli bir yeri olan Charlot adıyla da bilinen sanatçı kimdir? Dilimin ucunda biliyorum. Kim olabilir? Biliyorum. Hatta bizim burada meşhur bir kafemiz var. Orada sürekli Charlie Chaplin. Charlie Chaplin doğru cevaptı efendim. 3-3 yaptınız. Tebrik ederim. Vallahi bir sağlık çalışanımıza da market çekini ileteceğimiz için ekstra mutluyuz. Bilmenizi isteriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada tamam ve amaç biliyorsunuz maksat yarışmak olsun. Kesinlikle öyle. Bizim için güzel bir anı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek size üzere. Kendinize iyi bakın. Evet efendim, Mardin'e gittik. Yarıştık. 3-3 yaptı beyefendi. Market çekimiz Mardin'e gidecek. Bakalım sıradaki yarışmacım ne yapacak? Hep birlikte görelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz 360 ekranına. Teşekkür ederiz. Valla evde canımız sıkılıyor, uyalanacak bir şeylerle vakit geçiriyoruz. Süpersiniz, olsun. Bu dönemde her birimizin öyle, inanın yalnız değilsiniz. Bizler de evde olduğumuz zaman canımız sıkılıyor, kendimizi oyalayacak bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde sizin gününüze böyle bir nebze neşe katabilirsek, keyif katabilirsek ne mutlu bizlere. Sağ olun. Peki sizleri tanıyalım efendim, isimleriniz nedir? Ben Uğur Saadetlioğlu, emekliyim. Devlet memurluğundan emekli oldum. 2007'de 13 sene önce oldu. Ne güzel. Eşim de memurdu. Ben Şükran Saadetlioğlu. Hı. Ben de emekli sandığı emeklisiyim. 92'de emekli oldum. Ben 2 yaşındaymışım, siz emekli olmuşsunuz vallahi, maşallah efendim, maşallah. Peki bugün kim yarışacak bizimle? Ben yarışacağım. Yani beni öne sürdüler, ben olacağım.
Peki şunu da sorayım, nasıl başvurmaya karar verdiniz yarışmaya? Daha doğrusu eşim karar verdi, ben uyguladım. İyi yapmışsınız efendim. Yarışmamızı devamlı izliyorduk. Çok nadir. Yarışmamızı. Çok teşekkürler. Evet. Bir günde biz mi yarışalım dediniz? Evet. İyi ettiniz efendim. Hemen sorularıma geçiyorum. Maksat yarışmak diyoruz. Bakalım neler olacak. İlk sorum geliyor size. Piştikten sonra pilavın üzerine hangi amaçla gazete kağıdı ya da bez serilir? Buharlanmak için. Demlemek için. Demlenmesi için ama. Efendim. Doğru cevap. Demlenmesi için. Fazla buharın alınması için. Tebrik ediyorum. İlk soru geride kalıyor. Beyefendiye hemen şunu sorayım. Hanımefendinin en sevdiğiniz yemeği hangisi? Vallahi çok fazla bir tercih yapamayacağım. Hepsini iyi yapıyor ama herhalde karnıyarık. Karnıyarık. Peki efendim. Siz böyle özellikle beyefendi karnıyarığı seviyor diye daha sık yapıyor musunuz? Yapmaya çalışıyorum. Şunu da sorayım. Beyefendi hiç mutfağa giriyor mu? Yemek yapıyor mu? Tabii. Özellikle balık, salata, o tür yemeklerde yardımcı oluyor. Ne güzel. Deniz mahsullerinin ustası o zaman beyefendi evde, öyle diyelim mi? Evet. Bakıyorum. Yani pek usta değilim ama. Hanımefendi seviyormuş ama, ne güzel efendim. Sizin elinizden daha tatlı geliyordur hanımefendiye. İkinci sorum da şudur. Sporda defans nedir? Anlamadım, defans. Sporda defans nedir? Sporda. Savunma. Savunma doğru cevaptı efendim. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Alkışlayın kendinize. 2'de 2 yaptık. Son soruya geçiyoruz. Son soruya geçmeden de şunu sorayım. Hangi takımlısınız? Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı izleyebildiniz mi efendim bu sezon? İzleyebildiğiniz kadarında nasıl buldunuz? Valla bu virüs yaygınlaşıp da maçlar ertelenene kadar hemen hemen her hafta maçlarını izledim. Hı hı. Hatta en son maçı seyircisiz oynadılar, hı hı, Beşiktaş'ta. Onu izledim. Ondan sonra bir daha olmadı. Peki efendim. Hakikaten futbola hasret kaldık yine korona yüzünden. İnşallah en kısa zamanda yine o güzel müsabakaları, evet, izleriz. Son soruya geçiyorum, o da şu. Ülkemizde hastanelerden online randevu alma sisteminin kısa adı nedir? MHRS. Tebrik ediyorum efendim. MHRS doğru cevaptı. 3'le 3 yapıyorsunuz. Marka çekim sizlerin oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Efendim. Güzel hanımefendiyle beyefendiye market çekimimizi ulaştıracak arkadaşlarım. Bakalım sıradaki yarışmacım 3'te 3 yapıp market çekini alabilecek mi? Merhabalar. Merhabalar Bahar Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz deyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Biz sizi tanıyalım. Merhabalar, Büşra ben. 23 yaşındayım. İzmir'de oturuyorum, ailemle yaşıyorum. İzmir'in neresinden katılıyorsunuz? İzmir Torbalı. Torbalı'dan. Peki yanınızdaki hanımefendi anneniz mi? Evet, annem. Sizi merhaba. De tanıyalım efendim. Merhabalar. İyiyim, Allah razı olsun. Nasılsın, iyisiniz? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyim kurban, Allah razı olsun. İyi, Allah şükür, hem de olsa idare ediyoruz işte. Efendim ellerinizden öperim. Şimdi kızınızla sanıyorum yarışacağım. Sizce benim sorularıma doğru cevabı verir mi? İnşallah, Allah kolay olsun. İnşallah efendim. Ben yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını ama. Tekrar size döneyim. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Okulum bitti. Geçen yıl mezun oldum. Bir firmada satış danışmanı olarak çalışıyorum. Şahane. Memnunsunuz umarım işinizden de. Evet, memnunum. Çünkü önemli ama bir şey. Ama çok seviyoruz. Her zaman izliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Hakikaten iş önemli bir şey diyordum ben de. Çünkü günün çoğunluğunu normal şartlarda tabii ki işte geçiriyoruz. Hakikaten o işi sevmeden yapmak
çok mümkün olmuyor. O yüzden Allah hakikaten herkese sevdiği işi yapmayı da nasip etsin diyeyim. Büyük şans çünkü. Peki yarışmaya başlayalım mı? Olur, tamam, başlayalım. Bakalım neler olacak. İlk sorum geliyor efendim. Bir kişi kravatını boynundayken bağlamıyorsa genellikle neresindeyken bağlar? Bir kişi kravatını boynunda bağlar. Evet, boynunda bağlamıyorsa genellikle neresinde bağlar? Yani aklıma bir şey geliyor ama tek cevap hakkım yoksa. Yok, söyleyin efendim aklınıza gelene. Ya normalde boynunda eğer bağlamıyorsa başına falan bağlıyordur. Yok, hayır, yani bu şey olarak düşünmeyin, o bağlama işlemini neresinde yapıyor olabilir kişi? Dizinde. Tamam. Doğru cevap efendim, evet. Geliyor alkışlar. İlk soruyu tamam. Geride bırakıyoruz. Kravat bağlamayı biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Ben biliyorum, bizim ortaokulda, çünkü bizim zamanımızda ortaokulda bize kravat bağlatıyorlardı. Hep artık böyle pıttırı pıttırı pratik bir şekilde bağlıyordum ama ben de başkasının kravatını bağlayamam herhalde. Yani boynumdayken anca yapacağım. Ben de arkadaşlarıma bağlatıyordum. Doğrudur. Geçiyorum bir diğer soruya. Daha çok eskiden sokaklarda satılan koyu kıvamlı, çeşitli renk ve tatlarda olan şekerlemenin adı neydi? Mesir macunu mu? Mesir macunu değil, mesiri atın. Macun. Macun doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar, evet. Kocaman. Hatta böyle zaman zaman yine özel günlerde ben görüyorum sokaklarda. Normal koşullarda da yarışmayı hep sokakta yaptığımız için böyle o yöresel kıyafetlerini giyiyor macuncular. Böyle 5-6 renk oradan çevire çevire koyuyorlar. Hakikaten çok da hoşuma gidiyor. Çok nostaljik, böyle hoş bir görüntü oluyor. Şimdi son soruya geçeceğim. Son sorunuz efendim bir tiyatro eserinin baş karakteriyle ilgili. Tiyatroyla, edebiyatla aranız nasıldır? Pek iyi değil açıkçası. Eyvah, eyvah, eyvah. O zaman ben bir soruyu sorayım. Bakalım neler olacak. Klasikler arasına girmiş Harpagon hangi dünyaca ünlü tiyatro eserinin baş karakterinin adıdır? Yani dünyaca ünlü bir tiyatro eseri. Böyle var mı aklınıza gelen isim? Bir tahminde bulunalım bakalım. Belki çıkarım yaparız oralardan. Yani şu anda düşünüyorum. Dünyaca ünlü. Evet, eserin adı C harfiyle başlıyor. C. C, evet. Canım. Gerçekten şu anda aklıma gelmiyor gibi. Yani, İkinci harfi de veriyorum. İzmir'in iyisi. G. 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 Ne olabilir? G, G, G. 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 Üzülerek 5'ten geri sayıyorum efendim. 5. 4, 3, 2, üzülerek 1. Efendim doğru cevap Cimri olacaktı. Cimri. Cimriydi. Olsun, maksat yarışmaktı. Renk kattınız, tabii, sizinle tabii. Tanışmış olduk. Annenizle tanışmış olduk. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah'a emanet olun. Siz de efendim. Evet efendim, İzmir'e gittik. Çok tatlı bir hanımefendi. Annesiyle birlikte yarıştı. Annesine de bayıldım vallahi. Ellerinden öperim. Buradan da iletmiş olayım. Olsun, son soruda eğlendiler. Maksat yarışmaktı. Bizlerden bugünlük bu kadar sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Gözünüzü bizlerden 360 ekranlarından ayırmayın.